bir tane irice boy patates haşlanıyor. Bıçağımla bakıyorum patatesin haşlanma kıvamına. Birazcık daha var yani az sonra, şu anda bıçaktan kolayca sıyrılıyor ama biraz daha haşlanmasında fayda var. Çünkü hiç eksiksiz ara ara bütün o parçaların da ezilmesi lazım. Bunu elle tutamayız ama sıcakken de çalışmamız lazım. O yüzden böyle bir mutfak havlusu, bir torşon elimizin altında olursa daha kolay çalışırız. Bu bir. İkincisi, burada göreceğiniz patatesin etrafındaki şu çizgi var ya, bunu ben haşlamadan önce patatesin etrafına bir bıçakla kontur gibi yapmıştım. Bunun avantajı şu, daha önce çok gösterdim size. Soymayı kolaylaştırıyor. Yani şöyle ortada bir işaretimiz var. Hali hazırda çok sıcak olan bu patatesi bir böyle mutfak havlusunun üzerinde tutuyoruz. Böylece elimiz yanmıyor. Ve üstündeki gördüğünüz kabuklu kısmı kolayca ortadaki çizgiyi referans alacak vaziyette çıkartıyoruz. Hızlı ve patatesin sıcaklığını ve mevcut nişastasını muhafaza edecek şekilde soydum. Sıcakken çalışacağız ki patatesin bütün ısısı, nişastası kendi içerisindeki içine koyacağımız baharatlara geçsin. Şimdi her patatesde olduğu gibi bizim bu 400-450 gramlık kocaman patatesimiz, ki bu tarifte böyle irice bu aşağı yukarı 400-450 gramlık patates kullandım. Tuz sever, üstüne önce tuzunu ekliyorum. Doluca bir tutam, tamam mı? Arkasından isterseniz buna karabiber de ekleyin, isterseniz eklemeyin ama ne yaparsanız yapın kesinlikle ve kesinlikle içerisine muskat eklemeniz lazım. Bunun içerisine şöyle çeyrek bir muskatı ince bir rende ile güzelce rendeliyorsunuz. Yumurtayı eklemeden önce şunu bir ezip ilk şeyini bir dışarı çıkartalım. Bak şu buharını bir komple dışarı çıkartalım istiyorum. Çünkü yumurtayı bu kadar sıcakken eklersek, yani baharatları bu kadar sıcak eklersek müthiş bir şekilde aromalarını salacaktır ve lezzet verecektir. İyice ezilecektir ama yumurta da pişecektir. O yüzden şu ilk dumanını bir çıkartıyoruz. Süper. Mümkün olduğu kadar ezin. Çok fazla böyle pütürlü, parçalı, kıvamlı bir şey kalmasın. İyice ezilsin bu arkadaş. Isısını çıkarttıktan sonra bir tane yumurta ekleyeceğiz ve hızlı bir şekilde ezip yumurtayla patatesin bir araya gelmesini sağlayacağız. İyice ezdim. Ve böyle bak sıvı akışkan bir kıvamdayız. Göstereyim size. Böyle hafif akıyoruz. Görüyor musunuz? Hafif akıyoruz. Hafif akıyoruz. Nişastası çok yoğun olduğu için içerisine azıcık bir un bile koysanız yeterli olur. Ama benim bu çalıştığım patatesde yaklaşık 400 gramlık bir patates için aşağı yukarı 100 gram bir un gibi bir ilaveye ihtiyacımız var. O da takriben bir su bardağı kadar yapıyor. Ezerim, ezerim, ezerim şöyle. Bir araya getiririm. İyice karıştırdım ve ekledim. Bak şu anda aslına bakarsanız kalın bir patates püresi gibi. Sıkma poşeti alıyorum. Bu tek kullanımlık pastacılık sıkma poşetlerinden. İyice genişletiyorum ağzını. Avucumun içerisine alıyorum. Sonra da bu spatulayı kullanarak buradaki hazırladığım şu güzel, yoğun, kıvamlı patates mantısı, gnocchi harcımın bunun içerisine transfer olmasını sağlıyorum. Sonra spatulamın arkasıyla ileriye doğru birazcık iteceğim. İçeride var olan fazla havayı alıp. Ucu kapalı olduğu için şu anda buraya kadar gelecek. En son sıkma noktasına geldiğim zaman ucunu da kesip direkt olarak suyun içerisine alacağım. Bu burada birazcık dolapta bekleyebilir. Sosu için gereken altyapıyı tavaya koyayım. Şu daha büyük de yapayım, daha kolay olsun. Genişçe bir tava koyuyorum ocağın üstüne. Altını yakıyorum ve ısıtmaya başlıyorum tavayı. Hem onu yapacağım hem de artık bu gnocchi'leri güzel güzel sıkmaya başlayacağım. Burada kaynayan bir suyumuz var. Hafif tuz attım o suyun içerisine. Birazcık daha pişen ürünü lezzetlendirsin diye. Ucunu ne kadar kalın keserseniz yapacağınız gnocchi'leriniz o kadar kalın olacaktır. Ben de şöyle çok da aşırı kalın olmayacak vaziyette uç kısmından yaklaşık yarım parmak uzunluğunda kestim. Suyun altını yeniden şöyle iyice açtım. Tavam ısındı. Bunun içerisine birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. Birkaç diş sarımsağım var. 2 ya da 3 diş kadar. Onları da alıp ince ince kıyacağım. Şöyle. Yağın içerisine sarımsakları bırakacağım ki esansını, aromasını versin. Aynı şekilde birkaç yaprak da adaçayım var. Bu tip soslara müthiş yakışıyor.
3, 4, 5 yaprak şöyle kaç tane isterseniz adaçayı onu da içerisine bırakıyorum. Güzel güzel oluyor. Ondan sonra da gnocchi'leri sıkacağım. Hafif kaynattıktan sonra direkt olarak bu sosun içine alacağım. En sonunda bağlamak için 200 ml kremayı şöyle gezdirip her şeyi güzel karıştırıp servis tabağına çıkartacağım.